Türktaş'ın markalaşmasında ve pazarlamasında gördüğü açığı kapatmak üzere 2000'li yılların başında Ege Antik Mermeri kuran yönetim kurulu başkanı Sabri Bora, pazarlama zorluğu çeken yeni ocakların birbirinden güzel taşlarını yeni pazarlarda tanıtıyor ve bu birbirinden güzel taşların prestijli projelerde kullanılmasında sorumluluk üstleniyor. Sabri Bora, hizmet anlayışlarını mermer fuarında Eko Gündem'de anlatıyor. Türkiye'de madencilik sektörünün gelişimine bakıldığında ocaklardan çıkarılan blokların pazarlanmasında uzun yıllar İtalyanların, İspanyolların söz sahibi olduğu biliniyor. Ege Antik Mermer, Türk taşının markalaşma ve pazarlanmasında gördüğü eksiği kapatmak üzere 2000'li yılların başında yola çıkıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Bora, satış pazarlama zorluğu çeken yeni ocakların taşlarını özellikle yeni pazarlarda tanıtmak maksadıyla şirketini kuruyor. Türkiye'nin geniş bir taş koleksiyonu var. Dünyadaki hatırlı doğal taş rezervleri Türkiye'de. Bu da Türkiye'yi çok avantajlı bir hale getiriyor. Şunu söylemeliyim, Türkiye'deki doğal taş çeşitliliği dünyanın cazibesini çekiyor ve birçok projede Türkiye'nin özel taşları tercih ediliyor. Geçmişte İtalyanların, İspanyolların meşhur olan taşları bugün Türk taşlarının karşısında projelerde şans bulamıyor açıkçası. Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Bora, Türkiye'nin her bölgesinden çıkarılan birbirinden özel doğal taşların prestijli projelerde kendine yer bulmasında sorumluluk üstleniyor. Türkiye doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine doğal taş zenginliğiyle özellikle royal projelerde, saraylarda, devlet projelerinde bilhassa tercih edilmektedir. Bizim şirketimizin segmentinde daha çok lüks mallar yer bulmaktadır. Onyx gibi ışık oyunları yapabileceğimiz reflekti olan taşları özellikle projelerde ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü değeri de normal standart endüstriyel taşlara göre daha iyidir, daha yüksektir. Ama bejlerimiz, travertenlerimiz, limralarımız hepsi inanılmaz güzeldir. Ben onları sadece taş değil, yarı kıymetli taş, hatta kıymetli taş gibi görüyorum. Değerli Türk taşlarının hangi prestijli projelerde kullanıldığını da öğreniyoruz Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Bora'dan. 2015'in sonlarında Umman'da, başkent Maskat'ta Yargıtay binasını yaptık. Yargıtay binası Sultan'ın geçen yıl yaptırdığı en önemli, en prestijli binaydı. Onun peşin sıra Romanya'da La Stegeria diye bir kompleks binayı bitirdik. Birkaç tane önemli bina daha söylemek gerekirse Azerbaycan'da Port Bakü Malu yaptık, büyük bir alışveriş merkezi. Başka bir örnek verecek olursak Manhattan'da Trump Soho Hotel kondominium, onu yaptık. O da çok özel bir projeydi. Ivanka Trump'ın bilhassa ilgilendiği bir projeydi. Pek çok proje yaptık. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde yaptık. Bermuda gibi, Anguilla gibi belki duymadığınız, belki haritada bulmak bile zor olan ülkelerde çeşitli projelerimiz oldu. Mutluyuz. Tanrı'nın vergisi bu. Bu avantajı iyi kullanmalıyız. Firmanın Türkiye sınırlarını aşan bir yapısı var. Amaç doğru ürünlerin, doğru projelerde, doğru şekilde uygulanmasıyla Türk taşının markalaşma sürecine katkı sağlamak. Normalde biz tedarikçi olarak başladık bu yolculuğa. Fakat tedarikçiyle inşaat firmasının, yani yerine yerleştiren döşemelik ve kaplamalık malzemeyi uygulayan firmalarla birlikte çalışmak zorunda kaldık. Bilhassa royal projelerde, kıymetli projelerde doğru taşın doğru noktada doğru şekilde kullanıldığını denetlememiz gerekir. Bu yüzden işin bu boyutunda da görev alıyoruz. Hatta zaman zaman danışmanlık hizmeti verdiğimiz projeler de oluyor. Bilhassa Türk firmalarının kazandığı ihalelerde Türk mermer sağlayıcısıyla Türk inşaat firması bir arada çok daha mükemmel işler çıkartıyoruz. Şirketimiz bu konuda deneyimli, tecrübeli, donanımlı. Umarım bundan sonraki gelecekteki projeleri de alabiliriz.
İşin her aşamasında ciddiyetle sorumluluk üstlenilmesi, firmanın tercih edilmesinde en önemli etkenlerden biri oluyor. Öncelikle kaliteyi önemseyerek yolculuğumuza başladık. Katma değeri çok önemsiyoruz. Ülkemize ne kazandırabiliriz? Deneyimli, tecrübeli eleman istihdamı yaratmaya çalışıyoruz. Bu da bize bir farklılık yaratıyor elbette. Bir yerde her ihracatçı firma Türkiye'nin ticaret ateşesi gibi diye düşünüyoruz. Biz de kendimizi biraz böyle görüyoruz. Biz, ülkemize karşı mesuliyetlerimiz var, sorumluluklarımız var, ödevlerimiz var. Ülkemiz için ne yapabilirsek, daha iyi ne yapabilirsek o zaman daha mutlu oluruz. Ekonomik, siyasi ve sosyal konjonktüre göre hedef pazarlar değişkenlik gösteriyor. Hedeflerimizi aslında kısa ve orta vadeli her yıl yeniliyoruz. Örneğin son 2 yıldır yakın komşu ülkelerdeki konjonktür bizim ihraç ürünlerimizin satışını engeller durumda. Dünyadaki ekonomik gelişmeler, durgunluk, petrol fiyatları gibi meseleler pazar yönlenmemizi etkiliyor elbette. Örneğin 2016 için daha Güney Asya odaklı çalışmayı planlıyoruz. Çünkü Körfez'de petrol fiyatlarının 50 dolarları bulmadan hareketlenme ihtimali az. Orta Doğu'nun hali malum. Avrupa'daki sıkıntılar hala devam ediyor. Ama uzak adalar bizim için ilginç pazar olabilir diye düşünüyoruz. BRIC ülkeleri, Hindistan, Brezilya, Çin hala çok önemli bizim için. Rusya ciddi iyi bir pazar idi. Sıkıntılarımız var, aşılacağından eminiz. Yakında tekrar bizim için önemli bir pazar haline gelecek. Umuyorum Türkiye'nin doğal taşları dünyanın her yerinde projelerde yer bulacak. Yabancı sektör temsilcilerinin buluşma noktası haline gelen Türkiye'deki en önemli organizasyon Marble Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı bu yıl 22. Türkiye'nin en modern fuar merkezlerinden Fuar İzmir'de ise 2. kez düzenlendi. Yeni fuar alanı biliyorsunuz 2. yılımız. Bu fuarın uğurlu olacağını düşünüyoruz. Her ne kadar son 2 senenin durgunluğu fuara da yansıyor olsa da yine de bu fuarın her geçen yıl daha da büyüyeceğini, daha başarılı olacağını düşünüyoruz. Biz karşılığını alıyoruz bu fuarın açıkçası. Dostlarımız, arkadaşlarımız, müşterilerimiz geldi. Yarın gelecek olanlar var. Bu hem şehrimize, hem İzmir'imize, hem ülkemize çok katkı sağlayacak bir fuar. İnşallah daha da büyüyerek, daha da gelişerek devam edecek fuarımız. Sabri Bora sözlerini noktalarken özellikle çevre vurgusu yapıyor. Üretim şart ancak çevreyi göz ardı etmeden üretim yapmak da mümkün. Bora bu konuda hassasiyetle hareket etmek gerektiğinin altını çizip sektöre katkı sağlayan herkese teşekkürü borç biliyor. Öncelikle devlet büyüklerimize teşekkür etmek isterim. Gerçekten sektörümüze alaka gösteriyorlar, destek sağlıyorlar. Projelerin çözümü noktasında yardımcı oluyorlar. Bunun daha da artarak daha çok alaka ilgi göstererek devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca çevreci dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten sektörümüze anlayışla yaklaşıyorlar. Biz de onlara endemik türlerin korunması, çevreye zarar vermeden maden işletmesi konusunda işbirliği teklif ediyoruz. Bir araya daha çok gelmeliyiz, daha çok işgal etmeliyiz. Ülkemizin zenginliklerini bir taraftan ortaya çıkartarak ülkemize bir değer katmalıyız. Ama elbette onların söylediği gibi çevreyi de korumalıyız. Bunun dışında sektörde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü taşa emek verip ekmek yapıyorlar. Dağlardan ekmeğini kazanıyorlar. Sektörde en alt kademeden en üst kademeye kadar çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere de zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.